Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size lezzetli harika bir ıslak kek tarifi vereceğim. Malzemeler: un, yumurta, şeker, yoğurt. Zerdeçalı çay kaşığının ucuyla katıyoruz. Karbonat, şekerli vanilin, hamur kabartma tozu, kakao, çikolatalı sos ve yaklaşık 2-3 kaşık limon rendesi, limon kabuğu rendesi. Harika bir kek yapacağız. Malzemelerimizi hazırlayın ve yağımız. Çok lezzetli bir kek yapacağız şimdi. Yarım su bardağı yağ kattık. Yarım su bardağı şeker. Çikolata soslu ıslak kek yapıyoruz. 3 tane yumurta kattık. Normalde 2 tane katıyoruz ama yumurtalarımız çok küçük olduğu için 3 adet katıyoruz. 3 adet yumurta. Şimdi bunu güzelce çırpacağız arkadaşlar. Şekerimiz eriyene kadar güzelce çırpın. Evet, güzelce çırptık. Evet, kabımızı yağladık. Fırçayla yağımızı tepsimize güzelce sürdük ve un serpiştirdik. Yuvarlak bir kabımız var. 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım su bardağı süt. Güzelce çırpıyoruz. Böyle bir çay kaşığının ucuyla çok az zerdeçal katıyoruz. Güzel oluyor. 2 bardak un katıyoruz. Ununuzu ister eleyin, ister bu şekilde havalandırın. Bu bir püf noktasıdır. Kekiniz daha çok kabarır. Ya eleyin ya da bu şekilde havalandırın ununuzu. 1 adet karbonat, 2 adet kabartma tozu ve 1 tane şekerli vanilinizi karışımımıza ilave ediyoruz. Çırpıyoruz. 2 su bardağı un katıyoruz. İsterseniz tam buğday unu da katabilirsiniz. Unumuzu havalandırdık. Eleyerek de katabilirsiniz. Güzelce çırpıyoruz. Yemek kaşığı süt kattık. 2 çorba kaşığı kakao ekliyoruz ve güzelce çırpıyoruz. 2 yemek kaşığı daha yağ ekledik. Kekimizi güzelce çırptık. Şimdi de fırın tepsimizi aldık. Derece fırında 20 dakika pişecek. Fırının kapağını açıp açıp oynamayın kekinizle. Puf diye iner. Arkadaşlar, kekimiz pişti, hazır, güzelce kabardı. 20 dakikada fırınımın ağzını hiç açmadım. Siz de fırınınızı kapağını açıp durmayın, yoksa kekiniz kabarmaz. Evet, kekim kabardı. 20 dakikada 200 derecede pişti. Şimdi çikolata sosunu dökeceğim. Kekim soğuduktan sonra soğumuş çikolata sosumu dökeceğim. Kekimizin çikolata sosunu hazırlıyoruz. 1 paket çikolata sosu, 1,5 çay bardağı süt katacağız. Güzelce karıştıra karıştıra kısık ateşte güzelce karıştıracağız. Sürekli karıştıracağız ki yanmasın. Güzel, kekimizin üzerine soğuduktan sonra kekimiz ve karışımımız, çikolata sosumuz da soğuduktan sonra, ikisi de soğuk olacak ki hamur olmasın kekimiz. Soğuyan karışımlarımızı kekimizin üzerine ekleyeceğiz. Çikolata sosu harika kekimiz hazır olacak. Kekimize bir bakalım. Kekimiz çok güzel oldu. Kapardı. Gördüğünüz gibi harika bir kek. Şimdi çikolata sosumuz soğusun, ekleyeceğiz. Kekimiz soğudu. Çikolata sosu harika kek. Kekimizi çikolata soslu ıslak kek yapıyoruz. Güzelce kestik. İster kürdan, ister çatal, ister bıçakla çok zarar vermeden kekimizi deliyoruz ki içine güzelce karışımımız geçsin. Gördüğünüz gibi kıvamlı güzel bir çikolata sosu hazırladık. Çok cıvık yapmayın, hamur olur kekiniz. Kıvamlı güzel olsun.
çırpık yapmayın. Kekimiz soğuk. Çikolata sosumuz da soğudu. Çok az sıcak, çok az. Ilık yani, ılık. Kek soğuk. Çikolata sosu birazcık ılık. Ekledik kekimizin üstüne. Harika. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Harika ve gerçekten tam ölçü tarifler. Evet, kekim hazır. Çok lezzetli. Şöyle göstereceğim. Bakın. Çok güzel oldu kek gerçekten arkadaşlar. Tam ölçü veriyorum. Kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun. Hadi mutfağa girin. Siz de deneyin. Çok lezzetli oluyor. Kanalıma lütfen abone olun. Bakın ne kadar güzel. Çok güzel oldu. Bakın. Evet.